Doçent Doktor Adnan Altın, beyin ve sinir cerrahisi uzmanıyım. Öncelikle tümörün kelime anlamından bahsetmek lazım. Tümör aslında kanser demek değil. Bir dokunun gereğinden fazla büyümesi. Tümörün genel anlamda kanser olup olmaması patoloji sonucuna göre değerlendiriliyor. Ama tümörün ana yapısı, hani beyin tümörü denildiği zaman beyinde illa da bir kanser, çok kötü bir hadise var demek değildir. Beyin tümörleri genel anlamda ikiye ayrılır. Hani iyi huylular ve kötü huylular diye. İyi huylular, örnek verirsek menenjiyom, kraniofaryngioma, hipofiz tümörleri. Kötü huylular ise beynin kendi hücresinden kaynaklanan tümörler. İşte bunlar kanser grubu ve başka bir kanserli organdan sıçrayıp da beyne yerleşen tümörler. Bunlar da metastazlar. Bazı tümörler kendini uzun süre saklarlar. Örneğin İyi huylu tümörler. Çok sonradan fark edilir. Ama genel olarak şimdi iki önemli kriter vardır beyin cerrahisi için. Beyin cerrahisinin muayene algoritması basittir ama yüksek tecrübe ister. Hasta odaya girdiği andan itibaren sizinle olan göz teması, konuşması, kelime seçmesi, yürürken dengeli veya dengesiz yürümesi, el, kol koordinasyonu, işitmesi, algısı. Ama bunlar böyle bir iki saniyede bizim beynimizde bir şekillenmeye başlıyor. Yani bu muayeneden önce bu bir gözlem. Örneğin beyin tümörünün yerleştiği bölgeye göre bazı şeyleri sezinleyebiliyorum. Ama genel olarak sabah şiddetli baş ağrısı, sabah artan özellikle, beyin tümörü için bir soru işareti yaratır. Bulantı kusma, nöbet geçirme, iştahsızlık, görmede bozukluk, yürümede dengesizlik aslında anormaliteyi gösteriyor. Bilinçte bulanıklık, koordinasyonun olmayışı, kooperasyonun olmayışı, oryantasyonun zayıflığı, o bize bir belirti olarak verir. Sonra biz eğer şüphelenirsek MR isteriz. Normalde beyin BTL %95 beyinde bir hadise olduğunu bilirsiniz. Ama bunu netleştirmenin tek yolu MR'dır. MR'ı çekersiniz, ilaçlı kontrast MR'ı çekersiniz. Aslında orada tümörle ilgili genel bilgi edinmiş oluyorsun. İyi huylu mu, kötü huylu mu, kötünün iyisi mi, uzun süredir mi beyinde var, yeni mi oluşmuş? Orada bir bilginiz oluyor. Sonra da cerrahiye karar verip vermeme. Temel tedavi tümörün yerleşim yerine göre değişiyor. Eğer bir başka organdan sıçradıysa ve bir tanısı varsa ve tümör etkisi dediğimiz kitle etkisi yoksa ameliyat etmenize gerek yok. Radyoterapi verebilirsiniz. Beyin muhteşem bir organ ama kafatası içinde hapsedin. Gidecek yeri yok. Yani korunuyor. O açıdan da bakabilir. Tümör beyin dokusunda büyüdükçe beyni itiyor ve fonksiyonunu azaltıyor. Bu dışarıdan gelen tümörler, yani metastaz dediğimiz. Bir de beynin kendi tümörleri var. Onlarsa beyin hücresini taklit ederek daha hızlı besleniyor ve onun fonksiyonunu bozuyor. Buradaki ameliyattaki temel amaç dekompresyon. Yani o tümörü oradan uzaklaştırmak. Primer tümörlerde, habis tümörlerde yapabildiğimiz kadarıyla beyne yer açmak. Metastatik tümörlerde eğer cerrahiye karar verirsek tanısını koymak ve kitle etkisini azaltmak. Görev bu. Ne kadar erken müdahale edilirse o kadar zaman kazanır. Her insanın bir bahar, sonra bir bahar, sonra bir bahar daha görmeye hakkı var.